Hepinize merhaba dostlar. Bugün oyunlarda sizleri liderliğe taşıyacak ve Nvidia'nın Reflex teknolojisine destek verip giriş gecikmesini ölçümleyen MSI'nin GM51 Lightweight kablolu ve kablosuz oyuncu farelerini detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Tabi bilmeyen arkadaşlar hemen abi Nvidia Reflex nedir? İşte bir fare bizi oyunlarda nasıl liderliğe taşıyacak gibi sorular sorabilir. Detaylı özellik kısmına geçtiğimde bunların hepsinin açıklamasını güzel bir şekilde yapacağım. Videoyu bu sebepten ötürü dikkatli bir şekilde izleyin ve beğenirseniz de bir zahmet abone olun artık arkadaşlar. Şimdi öncelikle farelerin bir tasarımına yapısına bakalım. Şimdi önümüzde iki adet MSI'ın GM51 Lightweight oyuncu faresi bulunuyor Bunlardan bir tanesi kablolu diğeri ise kablosuz Tasarımsal açıdan ve boyut itibariyle hiçbir farkları bulunmuyor arkadaşlar Arka planda da görebileceğiniz üzere 12 santim uzunluk 65 milim genişlik ve 4,5 santimlik yükseklik barındırıyor Yani ergonomik açıdan Palm ve Club dediğimiz tutuşlara oldukça uygun Hatta pençe tutuşlarında parmaklarınız farenin dışına da taşmıyor Boyut itibariyle uzun olduğundan ötürü elbette Üst ve alt malzeme tamamıyla plastik bir materyalden alt kısma baktığınız zaman you <laughs> Toplamda 6 bölgede teflon pedler yer almış. Baş parmak ve serçe parmak bölgelerinde ise grip tape olarak adlandırdığımız kaydırmaz kavuşuklar yer almış. Fakat burada yer alan kaydırmaz kavuşuklar desenli ve çıkıntılı olmasına rağmen bu bölgelerde arcı aydınlatma konumlandırılmış. Yani çok ince bir işçilik bulunuyor. Sonuçta buradaki kaydırmaz kavuşuklara bu ledleri aralarından gösterecek şekilde tasarlamak biraz zor olsa gerek. Çünkü ben bile ilk baş baktığımda ya kavuşuğun altına nasıl yapmışlar bunu diye biraz düşündüm açıkçası arkadaşlar. Tuş yapısına geldiğimiz ise her iki modelde de toplamda 5 adet programlanabilir buton bulunuyor. Bunlarda sırasıyla sağ klik, sol klik, kaydırmaz kavuşağı sahip orta scroll tekerleği ve baş parmak yer alan özelleştirebilir iki tane tuş. Yazılım üzerinde de dilediğiniz gibi atamalar yapabiliyorsunuz. Hatta sol kliğine makro atamalar da tamamıyla bu farede mümkün arkadaşlar. Bu arada tabii ki de hassasiyet ayar butonu farenin üst kısmına alınmamış. Her iki modelde de farenin sensörünün hemen sağ tarafında yer alıyor. Kablo yapısına geldiğimizde ise kablolu olan GM 51 modelinde tam ile sökülemeyen ve üstü parakort örgülü hafifletilmiş bir kablo yer almış ve bu kablo 2 metre uzunluğunda kablosuz modelde ise biraz farklılıklar var elbette bunu ayrıca göstereceğim çünkü Özel bir kutuyla geliyor. Kutuyu kapaklı bir şekilde açtığınızda sol tarafta hem şarj edebilmeniz hem de kablolu kullanabilmeniz adına Tip C girişine sahip yine 2 metre uzunluğunda parakort örgülü bir kablo çıkıyor. Hemen farenin kendisi kutunun orta kısmında. Sol tarafında ise bir şarj dangılı yer almış. Kutu içinden çıkan kablosunu bu şarj istasyonuna taktığınızda diğer ucunu da USB tip A girişiyle bilgisayarınıza takıyorsunuz ve farenizi bu istasyon yardımıyla da şarj edebiliyorsunuz. Hatta kablosuz alıcısını bu dangılın üzerine takıp kullanmanız da mümkün. Görebildiğiniz gibi minik bir 2.4 GHz alıcısı var. Tabii ki de bunu kullanmak istemezseniz o USB alıcıyı direkt bilgisayarınızın USB girişine takıp da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Fareye geldiğimizde ise iki farklı kablosuz bağlantıya sahip sunulmuş. Bunlardan bir tanesi Bluetooth, diğeri ise 2.4 GHz. Hemen altında yer alan tuştan bunu ayarlayabilirsiniz ayarlamanız mümkün. GM51 Lightweight Wireless 550 mahlık bir pil yer almış ve RGB'lere açıkken yaklaşık 70-80 saat kullanabiliyorsunuz. Kapalı iken ise 150 saatin üstünde bir kullanım imkanı tanıyor sizlere. Tabi burada da şarj süreleri tamamıyla değişken direkt kablosuyla şarj ederseniz 1 saat içinde tam anlamıyla doluyor ama şarj istasyonunda bu süre 2 saate de çıkıyor arkadaşlar. Şimdi özellik kısımlarına doğru geçmeye başladık. Tıklama ömrünü bir anlatayım sizlere. Omron switchler Yer almış ve 60 milyon tıklama ömrüne sahipler. Klik hissiyatı oldukça güzel. Hatta klik tonunu sizlere şöyle dinletmiş olayım. Bu arada klik boşluğunda sıfıra indirgemişler bu farda. Hatta MSI tarafında şimdiye de kullandığım en güzel oyuncu farlarından biri bu arkadaşlar. Boyut itibariyle biraz daha geniş olduğundan ötürü klik basımları da oyunlarda oldukça rahat ettiriyor sizlere. Ağırlık tarafında ise kablolu olanı 75, kablosuz olanı ise 85 gram. Tabii ki de bazılarınız diyecek ki abi işte piyasada 50-55 gramlık hafif fareler bulunuyor. Buna niye lightweight yazmışlar? Aslında üzerine yerleştiren RGB aydınlatmalar led pikseller hep ağırlığa etki ediyor fakat bir oyuncu faresi için 75 gram veya 85 gram gayet normal bir seviyedir. Ultra hafifler zaten işin artık fantezi kısımları. Şimdi gel gelelim optik sensörüne. MSI GM51 farelerinin her ikisinde de PixArt'ın PAW3395 sensörüne yer vermiş. Bu sensör 50 gramlık düşük hızlanma, 650 inçlik alan tarama hızı ve 26.000 dpi'lik hassasiyet oranına sahip ve Pixar tarafında şu an piyasanın en gelişmiş ve en tepe sensörlerinden biridir. Hatta Logitech'in veya işte Ray Razer'ın Focus Pro sensörleriyle kapışacak olan tek model budur arkadaşlar. Ama tabi de diğer sensörlerde hassasiyet 30 kalara falan yükseltiliyor. Bunlar tamamıyla yazılımsal. Lift of Distance dediğimiz değeri ise 33.95 sensörlerde 2 milim maksimum ki iki seviyede ayarlama yapabiliyorsunuz. Düşük ve yüksek. Farenin kullanım ve optik sensörü hissiyatını videonun ilerleyen kısmında anlatırız. Fakat şimdi hepimizin merak ettiği şu Nvidia Reflex teknolojisi nedir? Onu bir anlatayım sizlere. Şimdi refleks teknolojisi sistem gecikmesini düşüren bir yapıdır. Peki bunu nasıl yapıyor? Fare ve klavye gibi ekipmanlarınızda oluşturulan her türlü komutu daha hızlı yanıt vermesini sağlayarak ekranda gördüğünüz görüntüyle eşleştiriyor. Yani aslında bunu nasıl tarif edebilirim? Mesela oyunlarda bazen oynuyorsunuz işte fareyle e, sol tıkaya bir tıklıyorsun, sıkıyorsun düşmana ama diyorsun ki ya mermi başka yere gitti. Hani ben düşmana sıktım ama mermi saptı yani suç bende değil dediğiniz anlar oluyor ya aslında tamamıyla bu sorun donanımda. Bunun birden fazla sebebi vardır. İşte A gecikmesi, işlemci gecikmesi yani donanımsal gecikme, sistem gecikmesi veya bu tür klavye fare ekipman gecikmesi. Buna da genelde giriş gecikmesi diyorlar. Bir de monitörünüzün sağlamış olduğu çıkış gecikmesi mevcut. İşte Nvidia'nın refleks teknolojisi burada devreye giriyor arkadaşlar. Nvidia giriş kısmındaki aygıtı yani giriş aygıtımız ne oluyor? Fare veya klavye. Burada yapılan komutları önce bilgisayarda nereye iletiyoruz? İşlemciye, işlemci RAM'e, RAM'den ekran kartına, ekran kartından monitöre. Yani arada bayağı bir uzun döngü var fakat Nvidia Reflex tüm bunların ölçümlemesini yapıyor ve farenizdeki her bir tıklamadaki komutu daha hızlı bir şekilde işleyip ekranda gördüğünüzde senkronize ediyor. Yani ekranda gördüğünle faredeki yapmış olduğun tıklama hamlesi arasında bir gecikme oluşuyor. Bu gecikmeyi düşürerek daha doğru, daha isabetli atışlar yapmanıza fayda sağlıyor. Ama burada kullanılan donanım da çok önemli. Mesela Nvidia Reflex'ten düzgün bir şeyde faydalanmak için AMD'nin Ryzen 7 ve Intel'in Core i7 ve üstü işlemcilerine ihtiyacınız var. Ve sadece bununla da bit elbette Reflex teknolojisini destekleyen oyunlar da tabii ki de ayrı yaklaşık yanılmıyorsam en sonki güncelleme ile 40-50 tane oyunda Nvidia Reflex desteği bulunuyor ve oyun desteği ile beraber Nvidia'nın RTX ekran kartlarına da ihtiyacınız var elbette. Ekipman tarafında ise kullanacağınız monitör ve bu tür farelere de önem göstermeniz lazım. Eğer Reflex teknolojisinden faydalanıp en düşük giriş gecikmesine sahip olmak istiyorsanız bu tür refleks teknolojisini destekleyen farelere de sahip olmanız lazım elbette. Fakat burada dikkat edeceğimiz bir husus daha var. Mesela her iki fare arasında raporlama hızlarında değişiklikler söz konusu. Mesela 1000 Hz'lik bir fare ile de refleks teknolojisinden yararlanabilirsiniz ki MSI'ın GM51 kablosuz modeli 1000 Hz'lik bir raporlamayla geliyor. Bu da 1 milisaniyelik tepkime süresine eşdeğerdir. Fakat GM51 kablolu modele baktığımızda 8000 Hz raporlamaya sahip arkadaşlar. Yani diğer modele oranla 8 kat daha hızlı raporlama sağlıyor. Bu da 0.125 milisaniyeye denk geliyor. Bunun da sonucu ne oluyor? Ekranda gördüğünüz karaktere uyguladığınız her hamle Doğru yolu buluyor yani abi ben sıktım mermi gitmedi raket delikti işte kurşun başka yere gitti gibi sorunlarınız artık kalmıyor. Eğer sizler de milisaniyelere önem veriyorsanız bu tür refleks teknolojilerini destekleyen donanımlara bence yönelin derim arkadaşlar. Sonracığıma kullanım deneyimime de geleceğim zaman fare optik sensör olarak zaten çok kaliteli. Ki dediğim gibi şu an PixArt'ın dünya üzerinde en gelişmiş sensörlerinden biri yer alıyor. Mousepad yüzeyinde sunmuş olduğu tarama hızından ötürü yaptığınız her hamleyi, her dönüşü hızlı ve doğru bir şekilde algılayabiliyor. Yazılım üzerinde yüzey düzeltme ayarlaması da olduğundan dolayı sağa sola dönüşleri daha keskin bir halde getirebiliyorsunuz. Bazılarınız şunu soracaktır. Abi işte Razer'ın veya Logitech'in sensörlerinden bir hissiyat farkı var mı? Emin olun yok arkadaşlar. Bunu ciddi anlamda söylüyorum. E sadece o sensörlerde özellikle Razer'ın Focus Pro sensöründeki en büyük fark lift of distance değerini 24 kademede hassas bir şeyde ayarlayabilmeniz. Ama şahsen ben çok gerek duymuyorum ki bu farede bile ben genelde Lod değerini düşürüyorum arkadaşlar Tabi burada da kullandığınız mousepad önemli Mesela sert yüzeyli mousepadlerde Lod değerini düşürüyorum ama Nasıl diyeyim kumaş mousepadlerde Lodu arttırıyorum Bunlar tamamen kullanıcıya kalmış özellikler oluyor Elbette ergonomik açıdan ise Uzun olduğundan ötürü eli biraz büyük olanlar Çok rahat edebilir bu farede Genişlik ve yükseklikten ötürü ise Avuç içinizi baya güzel dolduruyor Avuç içini doldurduğundan ötürü Palm dediğimiz tutuşlarda daha rahat ediyorsunuz pençe tutuşlarındaysa daha güzel bir kontrole sahip oluyorsunuz. Açıkçası değinecek de başka bir şeyimiz kalmadı arkadaşlar. Hem Nvidia Reflex teknolojisini hem de sağlamış olduğu artıları sizlere saydık. Hem de MSI'nin GM51 oyuncu faresinin özelliklerini sunmuş olduk bu sayede diyorum. Ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.